Selamlar, ben geldim. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bir Reels çektim, hatta 3-4 tane Reels çektim. Sonra dedim ki neden sizlere de göstermeyeyim? Çünkü bazılarınız Instagram'dan beni takip etmiyorsunuz. Bir de buradaki kitle farklı olduğu için ben de burada size de göstermek istedim. Hemen açtım, düzenimi kurdum size mango alışverişinden. Neler aldıklarımı göstereceğim. İlla ki sosyal medyada görmüşsünüzdür. İnanılmaz bir indirimdi. Hem indirimli hem de 4 parça üstü %70 indirimli. O yüzden herkes kapış kapıştı. İzdihamlar oluştu. Yani yapmayacağım şeyi yaptım ve o sırayı 2 saat falan bekledim. Herkes bu arada bekledi o sırayı. Neyse, o yüzden size bunları neler aldıklarımı göstermek istedim. Siz de seviyorsunuz çünkü indirimden neler aldıklarımı ya da yeni sezonda neler aldıklarımı. 2-3 parça da Trendyol var. Onları da gösterebilirim. Ama öncesinde aşırı derecede yoruldum ve biraz soluklanıp hem kahvemi içmek istiyorum hem de bir su içmek istiyorum. Hemen sizlere neler aldıklarımı gösteriyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Kahvemi de yanıma aldım. Şöyle Clean Girl makyajımı da yaptım. Eğer bu makyajı görmek isteyenler Instagram adresinden beni takip edip orada görebilirler. Şimdi neler aldıklarıma geçiyorum. Öncesinde aşırı derecede bir izdiham vardı. İnanılmaz bir kuyruk vardı. Herkes gelmiş, böyle yabancılar. Ben Taksim Mango'daki outlet'ine gittim. Bu arada da bu indirim sadece Mango'nun outlet mağazalarında geçerliydi. Bunu da söylemek isterim. Olur da işte bizim memleketimizde, bizim Sancımızda de mango vardı ama böyle bir indirim yoktu diyenler sadece outlet mağazalarında. Şöyle bir iki poşetim var. Bunları size hemen göstereceğim. Arkadaşlarıma da aldıklarım var. Kendime de aldıklarım var. Arkadaşlarımın bana aldıkları da var. Hemen ilk etapta şöyle bir sarı etek aldım. Bu arada ilk gün yakalayanlar ya da daha erken gidenler hep böyle kışlık montları 200 liraya, 150 liraya falan alanlar oldu. Ben gittiğimde hiçbir kışlık ürün kalmamıştı. Bir iki tane hariç, bir tane zaten uzun kollu bir şey alabildim. Gerisi hepsi yazlık. Zaten seviyorum böyle kışın yazlık, yazın yazlık şeyler almayı. İndirimde de uyguna buluyorum. O yüzden alıyorum. Böyle sarı bir etek beğendim. Bunun mavisi de vardı ama sarı rengi çok hoşuma gitti. Yüksek bel kullanabiliyorsunuz, beli lastikli. Ben medium bedenimi almışım. Small almışım lastikli olur diye. Çünkü alt bedenim benim daha dar ve küçük olduğu için small da bazen olabiliyor. Bunun fiyatını 80 liraya falan almış olmam lazım. Etek keten hiç göstermiyor. Bunu da bayağı beğenmiştim. Olur da eğer bulursam görsellerini yan taraflara koyarım. Ama buna söz vermiyorum. Ay çok güzel bir etek aldım. Aşırı güzel kot etek şöyle. Bunun 3 rengi var bu arada. Ben internet sitesinde de var. İndirimli alabilirsiniz. Siyahı, beyazı ve kot rengi. Benim de hiç kot eteğim yoktu. Hazırda indirimden şöyle bir şey aldım. Bu arada biliyorsunuz ilk videom kot pantolondan kot etek yapmıştım. Bu ona çok benziyor. Eğer ben kot eteğe para vermek istemiyorum derseniz kendiniz de alabilirsiniz. Bu da güzel bir etek. Bunu aldım. Bu da 150 liraya denk geliyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Gene yazlık ürünlerden geçiyorum. Hızlı hızlı göstereyim ki size, siz de sıkılmayın. Hem de böyle ileri sarmayın. Şöyle bir üst aldım. Puantiyeli şeyleri severim. Desenli de çok az bir şeyim var üst olarak. Şöyle bağlayabiliyorsunuz. Altı böyle fırfırlı gibi geliyor. Krem renginde kiremit puantiyeleri şöyle göstereyim. Gayet hoş. Bunu da 80 ya da 90 liraya almış olmam lazım. Yani artık hem pazarda hem normal no name mağazalarda bile artık bu fiyata bir şey bulmak çok zor. Ayrıyetten de herhangi bir şey olduğu zaman hem iade edebiliyorsunuz hem değişim talep edebiliyorsunuz. Hem de incelemeye gönderiyorlar zaten. Onun vermiş olduğu rahatlıkla böyle indirimden güzel şeyler almak güzel oluyor. Şöyle bir mint yeşili. Bu large beden aldım ama olur diye tahmin ediyorum. Çünkü medium'unu asla bulamadım. Çünkü pazar alanı gibiydi. Size görsellerini de gösteririm zaten. Mango'daki reyonlar bomboş. Bütün ürünler yerlerde. Zaten bunları kullanacaklarımı ilk başta bir yıkayacağım. Daha sonra giymeyi planlıyorum. Güzel yeşil. Bunu da 90 liraya almıştım. Evet, zaten 4 ve üstü %70 indirimli olduğu için çok çok uyguna geliyor. Diğer parçama geçecek olursam bir tane terlik aldım ama emin değilim. Bunu arkadaşım da beğenmişti. Belki ona verebilirim. Belki iade ederim. Emin değilim bundan.
Bunu 200 liraya aldım, denk geldi. Normalde etiket fiyatı 900 TL. Şöyle göstereyim size. Beyaz topuklu. Bu sene parmak arası terlikler, topuklu terlikler bayağı moda oldu. Seneye de bunun devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden şöyle bir terlik almıştım. Dediğim gibi bundan emin değilim. Belki iade edebilirim, belki arkadaşıma verebilirim. Bakacağız ilerleyen zamanlarda ne gösterecek. Elbiseler de çok uygundu. Elbise aldım. Bunu çok beğendim. Rengi, dokusu. Sadece kemerini bulamadım. Çünkü kemer yeri var bunun, o kadar karmaşanın arasında. Asla bunun kuşağını bulacak durumda değildim ve ürünlerin hepsi birbirine karıştığı için. Bu da normalde 600 liraymış. Ben de 150 liraya aldım indirimden. Gene rengini çok sevdim. Kroveze yaka, şöyle balon kol gibi geliyor. Bunu hem ofiste giyebilirim hem normal akşam günlük her zaman kullanabilirim. Bunu da uyguna aldım ve rengi dokusu hoşuma gitti. Ve eğer bunların ürünleri hala satıştaysa zaten kenara bir yere koyuyor olurum. Gene elbiselerden gideceğim. Bu sefer böyle akşam gece abiye gibi bir elbise aldım. Aşırı derecede uygundu. Bence herkesin dolabında böyle çok ani özel bir davet olacak olursa ve giyecek hiçbir şeyiniz yoksa uyguna bulduğunuz şeyleri dolabınıza bence bulundurmalısınız. Ben de bu sene payetli bir şey aldım ilk defa. Normalde asla payetli bir şeyim yoktu ama bunun, şimdi şöyle göstereyim, arkası halter yaka geliyor. Bunu ne kadar aldığıma inanamayacaksınız. Bunda normal fiyatı 700 lira. Şöyle payetli bir elbise ve uçlarında şöyle püskülleri var. Beni en çok cezbeden zaten püskülleri oldu. Böyle püsküllü şeyleri severim. Hem detayları güzel hem de rengi siyah. Her zaman kurtarıcı. Gece için dışarı çıkacağınız için. Düğün olur, davet olur, giyecek hiçbir şeyim olmaz. Çok uyguna da aldığım için. Çok uygun aldım gerçekten yani. 180 liraya bence gece elbisesi asla ve asla bulacağımı zannetmiyorum. Trendyol'da bile yok. Evet, ilk poşetim bitti. Bunu hemen kenara atıyorum. Siz de sesle çok fazla rahatsız etmek istemiyorum. Aslında niyetim çanta ya da güzel ayakkabılar almaktı ama inanın hiçbirisini bulamadım. Ben de bulduklarımı size gösteriyorum. Şöyle bir kot pantolon. Bu kot pantolona bayıldım. Bunu arkadaşım almıştı. Kendisine mont alırken bana da 38 beden bir pantolon bulmuş o hengamenin arasında. Hemen bana gönderdi ve dedim ki alabilirsin. Şöyle boru paça geliyor. Rengine bayıldım ki ben bu renk kot pantolonları çok severim. Böyle relaxed diye geçiyormuş zaten. Bunu da bayağı beğendim. Güzel oldu. Hatta biraz önce bunun reels'ını çektim. Bunun değil de yani bununla bir kombiye reels'ı çektim. Eğer takip etmek istiyorsanız beni Instagram'dan takip edip bakabilirsiniz kombi videolarıma. Bunu arkadaşım aldı. Bunu da 100 liraya geldi galiba. Tam emin değilim ama öyle bir fiyat söylemişti. Bu da nice bir parça. Bir arkadaşıma elbise aldım. Gene o da gece elbisesi dışarıda. Düğünlerde, davetlerde giyebileceği. Bunun size hikayesini anlatayım. Parıltılı, içerisinde mavi ve altın renkli mevcut. Şöyle uzun, içerisinde de astarı var, yırtmacı da var şöyle. Bunu arkadaşıma aldım. Hatuncum izliyorsa bunu sana aldım bebişim. Zaten biliyorsun. Oradaki çalışanlar kolinin içerisine ürünleri koyuyorlar ve herkesin ortasına atıyorlar. Bu da tam benim önüme denk gelmişti. O sırada aldım. Kızlara gönderirken de dedim ki bunu isteyen var mı? Bu da small beden bu arada. Benim üstüm biraz geniş olduğu için small bazen oluyor, bazen olmuyor. Bir tane kız da bana şey dedi. Bunu alacak mısınız? Kaç beden dedi. Ben de small beden dedim. Small beden size olacak mı yaptı böyle direkt? Ben dedim ki alacağım bunu. Belki denk gelir şu anda bilmiyorum ama bana bayağı bir sinir olmuştu. Ben de ona sinir olmuştum her neyse. Yani insanlara böyle şeyler söylemeyin. Small beden size oluyor mu? Yani alt tarafı bir elbise yani. Takılmadım ama böyle şeyler söylemeyin. O yüzden ben de bunu arkadaşıma aldım. Kendime de alabilirim bu arada. Hiç sıkıntı değil. Belki içerisine girmek istiyorum. Belki zayıflayacağım. Biraz daha kilo vereceğim. Bilemezsiniz ki yani. İnsanların kalbini kırmayın bu şekilde. Evet, gene sıradayken önüme denk gelen uzun kollu, yani ilk defa gerçekten. O sırada uzun kollu bir bluz, drapeli bir bluz denk geldi. Krem rengini sevdim. Hazırda tam zamanı geliyorken uzun kolluların. Bunu da 80 liraya aldım. Daha doğrusu 80 liraya denk geldi. Krem renkli bana çok yakışmıyor ama şu an bronzlaştığım için bu renkler biraz daha böyle güzel oluyor.
Geldim son parçama. Evet, son parçam. Bu da şort. Ben bunu sezonda çok beğenmiştim. Hatta takımda Sibel Çetinkaya'da vardı galiba. Tam emin değilim ama Reels'larında öyle görüyordum. Üstünü asla bulamadım ama keten bir şort renkleri ve dokusu çok hoşuma gitmişti. Şöyle tam yazlık üstüne beyaz gömlekle sahil yerinde bikini üstüne ya da normal akşam dışarı çıktığımda da giyebileceğim pastel tonlarda bir şort aldım. Bu da 80 liraya denk gelmişti ve kaçırmak istemedim. Medium beden aldım. Evet, alışverişimin sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Siz Mango Outlet indirimini yakalayabildiniz mi, yakalayamadınız mı emin değilim. Ama size aldıklarımı göstermek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Çünkü gayet güzel kombi videoları çekiyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Bir de burada haftada bir kere video paylaşıyorum. Orada her zaman içerik üretiyorum, bir şeyler gösteriyorum. Ayrıca kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.